Birkaç çekim yaptık patates, bezelye ve bugün de lahananın hem hasatını yapacağız hem de turşusunu kuracağız bugün. Onu da kısa bir kayıt alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şöyle lahanaları gösterelim arkadaşlar. Tabii. 2-3 gün önce kar yağdı. Dolayısıyla gıcır gıcır şu güzelliği görüyorsunuz arkadaşlar. Biz buna emeğin karşılığı diyoruz. Hafif dış yaprakları şöyle bozulmuş gibi olur ama dıştan bir iki yaprağı aldığımız zaman içerisinin şu şekilde kar gibi bembeyaz olduğunu göreceksiniz. Kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Bunları hasat edeceğiz. Tabi yayla sezonunu kapatıyorum arkadaşlar. Bu hafta onun için geldim. Kar yağdı. Bundan sonraki yağan kar da burada hiçbir şeyi tekrar yerinde bulamayabiliriz. Karlar altında kalabilir. Dolayısıyla bu haftayı buna ayırdık. Güzel de bir güne denk geldik. Hem çok rahat çalışacağız. Hava çok yağmıyor. Birazcık sisler var dağda. Bugün arkadaşlar elimizden geldiği kadar bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kesiminden turşu koyulacak anına kadar hepsini sizlerle paylaşacağım efendim. Şöyle aldığınız zaman kar gibi görüyorsunuz. Buranın sonbaharı da bir başka. Lahanalarımızı topladık. Şimdi ateş yakacağımız yeri bir ayarlayalım. Yakacağız. Tabi çile biraz daha yağlı olursa güzel yanıyor da bu da fena bir çile değil. Rüzgardan sönüyor yoksa. Bu arada çoban ateşi yakmayı da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Çile olursa ateş yakmanız her zaman kolay. Biraz şöyle çapraz koyarsak daha kolay tutuşuyor tabi. Doğanın her türlü nimetlerinde istifade etmek lazım arkadaşlar. Şöyle kuru odunlarımızı koyalım. Erken erken yansın. Evet, şöyle tavamız yanmasın diye bir miktar su koyduk arkadaşlar. Ateşin üstüne yerleştireceğiz. Azıcık daha şöyle oturmadı. Daha dengeli. Ve alttan az daha taraf alacağız. Biraz daha evet, şu tarafa bakalım. Tamam, bu taraf dengeli. Bir de şurada belimiz açıldı. Hakan gel bana yardım et. Şurada. Thank you.
ki. Arkadaşlar bu küçük olanları şu şekilde dörde bölüyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şu büyük olanları şöyle yapraklarını alacağız. Bunları da şu şekilde ve büyük olanları da şu şekilde ikiye bırakacağız arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Bildiğimiz şu şekilde güzelce temizlediğimiz lahanaları kaynar suyun içerisine bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Birazcık da yakından kaydı al Batman. Şöyle suyu tamamlamamız lazım. Bunu çok haşlamayacağız arkadaşlar. Az bir şey kaldıktan sonra alıp soğuk suyun içerisine alacağız. Şu suyu alalım. Şuraya alalım. Şu an ne oldu? Tak aldıktan sonra soğuk suya koyuyoruz. Kapı kırılır, o kırılmaz. Hadi gel. 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 Ya bir pancar mı çekiyorsun sen şimdi? Aynen abi. Kameracı. Geçen de balıkları götürüyordum bakıyorum. Abi güzel balık aldım geçen de. Evet. Gördüm, izledim seni. Aşkım takip edersin. Güzel. Abi, çinekoplar güzel yakaladın. Levrek de güzel aldın. Levrek de yakaladın. Şeye düzmüştün. Sen söyle. Betonun üstüne. Evet. Bugün de turşu yapıyoruz abi. Evet. Ha, bugün de turşu yapıyoruz. Güzel. Bir şöyle az. Evet, yayla komşumuz ziyarete gelmiş arkadaşlar. Burada sen hem yer. Buradayız gel. Abi, akşam buluşalım. Akşam gidelim mi? Yok yok, akşam gel yanıma. Sen gel benim yanıma. Yok, bu akşam sen gel. Niye? Planımız var. Ne plan? Salih'e söyledin mi? Söyledim. Ya ben de bugün akşam gelin gel. Oğlum gel benim evime gel. Ben bu bok bak. Abi yabancı bakayım. Değiliz. Ben de gelirim. He? Sen bu akşam gel, ben de gelirim. Tamam. Bu akşam planımız var dedim ya. Şimdi o kadar balık tuttuk abi, plan yapmayalım mı? Ben zaten burada da söyledim zaten. Eyvallah. Arkadaşlar tabi ev kurması turşunun faydaları saymayacak kadar çoktur. Nelerdir? Her şeyden önce
çoğu hastalıklara da ne yapar? İyi gelir arkadaşlar. Koronaya bile iyi gelir. Bunu biz söylemiyoruz tabi. Uzmanlarımızın bu noktada tavsiyelerinin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Doğal beslenmekte fayda var. Dolayısıyla bu işleri biz büyüklerimizden öğrendik. Bu bir kültürdür. Bu kültürü ne yapıyoruz? Çocuklarımıza da öğretiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar son postayı da alıyoruz. Ondan sonra sarımsaklarını, biberini hazırlayıp turşumuzu koyacağız. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Kaynar sudan aldıktan sonra biraz uzun süre suda bekletirsek turşumuz daha güzel olacaktır. Kaynama süresi arkadaşlar, suyunuz bu şekilde kaynıyorsa 5 dakika yeterli. Çok kaynatmayın, çok kaynarsanız erir. Maşallah duman da öyle rahatsız ediyor ki. Aşağıdaki gördüklerinizde patates arkadaşlar. Onların kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra onları şeye alacağım. İyice kuruduktan sonra kuyulayacağız arkadaşlar. Toprağa kuyulama dediğimiz toprağa kuyuya koyuyoruz. Tabii bu şekilde yaza kadar muhafaza olmuş oluyor. Yazında onları tohumluk yapacağım Allah izin verirse tekrar. Tohum olarak dikeceğiz arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu kültür atalarımızdan bize aktarılan kültür. Mantar videolarımızı izliyorsunuz arkadaşlar. Balık tutma videolarımızı izliyorsunuz. Bugün de bu paylaşımı sizlerle beraber paylaşmak istedim. Sizlerin seyrine sunmak istedik. Tabi dumana göre kendimizi almamız lazım. Evet, bu kafi arkadaşlar. Yakından çekimini aldık. Bir de yakından çekimini alalım. Bunlar da kırmızı patates arkadaşlar. Şu şekilde. Azıcık daha su tutarsak ne kadar kırmızı oldu çok daha net ortaya çıkacak. Gerçi kayıtlarda çıkıyor arkadaşlar bu. Kaybolmaya yüz tutmuş tohumlarımızdan arkadaşlar. Bunları tohumluk olarak ayırdım. Bunları biraz önce de ifade ettiğim gibi toprağa kuyulayarak muhafaza ediyoruz. Kuyu yaşıyoruz, kuyuluyoruz. O şekilde yaza kadar kalmış oluyor. Buraya serme sebebim biraz kurusun. Nemli olanlar var şu şekilde. Bu şekilde toprağa bırakırsak çürüme ihtimali var. Azıcık kurusun istiyoruz. Yıkayarak da bahsettik de çekimini de yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı. Çok güzel bir şöyle tanıttım üstüne arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşalım. Diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle güzel bir tür. Sarımsak, tercihe bağlı olarak acı biber ve kalın tuz arkadaşlar. Turşuluk tuz. Bunu iyice harman yaptık, karıştırdık. Sarımsaklarımızı ezdik. Sarımsağı biraz kalın eziyoruz biz arkadaşlar. Bu şekilde karışımımız hazır. Şimdi iyice karıştıracağız. Evet, tuzu her tarafına karıştırmamız lazım arkadaşlar. İyice eritiyoruz arkadaşlar. Avuçlar avuçlar karıştırarak.
sonra bidonları bu şekilde koyacağız. Tabii büyük olanları ayırmamız lazım. Turşu koyacağımız kaplarımız arkadaşlar, cam olursa daha da sağlıklı olur. Kuzinemiz de yanıyor arkadaşlar. Yağlı olduğu için oldukça soğuk tabii. Tekrar ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Karışımımızı tekrar gösterelim arkadaşlar. Dediğim gibi kalın tuz, turşuluk tuz, biber ve sarımsak. Sarımsakları biraz dediğim gibi kalın doğruyoruz arkadaşlar. Daha iyi tat versin diye. O şekilde bu karışımla beraber iyice sini de karıştırıyoruz. Şunu ifade etmeye çalışayım arkadaşlar. Çok fazla haşlamıyoruz. Videoda kayıtlarda belirttim. Su iyice kaynadıktan sonra 5 dakika gibi bir zaman içerisinde almamız gerekiyor. Daha sonra almış olduğumuz lahanalarımızı soğuk suya bırakıyoruz. Soğuk su da bir hayli bekliyor. Soğuk suyu süzdükten sonra da arkadaşlar yaklaşık biz bir 2-3 saat daha bekledik. İyice soğumasını, kendini almasını sağladık. Bundan sonraki işlemimizde dediğim gibi yapmış olduğumuz karışımla beraber iyice sini de bu karışımı lahanalarımıza yedirttirmek. Daha sonra da şu şekilde sıkı şekilde kavanozlara veya turşu koyacağımız kaplarımızı ona sıkı sıkıya yerleştirmek arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Bugünkü işlerimizi tekrar baştan anlatacak olursak, lahanalarımızı ne yaptık? Tarladan kestik. Dikkat ederseniz arkadaşlar, en ufak gül, gübür, hiçbir şey yoktu. İnanın buranın o doğallığını seviyoruz. Nasıl ifade edebiliriz? Ancak kayıtlarımızla ifade etmeye çalıştık. Şöyle ki arkadaşlar, inanın sadece yıkadık yani. Hiç en ufak ne bir böcek vardı ne de bir farklı bir şey vardı. Tertemizdi. Buranın bu doğallığı, doğal ürün hasat etmesi inan bize ayrıca bir keyif veriyor. Bunun yanında arkadaşlar elimizden geldiği kadar doğal turşu nasıl kurulur onun videosunu sizlerle paylaştık. Baştan tekrar ifade edecek olursak konuyu ne yaptık? Lahanalarımızı kestik, temizledik, güzelce haşladık. Bu haşlama süreci yaklaşık 5 veya en fazla 6 dakika. Ondan sonra lahanalarımızı çıkardık. Soğuk suya koyduk. Soğuk suda uzun bir süre beklettik. Daha sonra suyu süzdükten sonra biraz daha soğumasını bekledik. Tabii yayla soğuk. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Kuzene yakıyoruz. Ateş yakıyoruz. Dolayısıyla bu işlemden sonra da lahanalarımızı çıkardık. Geniş bir kap içerisinde, sini içerisinde tuz, sarımsak ve tercihe bağlı olarak acı biberin karışımını iyice havuçladık. Harman yaptık. Ondan sonra da bu kaplarımıza bunları koyduk. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar göstermek babında paylaşacağım. Suyunu koyacağız. Bunların suyunu ben arkadaşlar yarın sabah koymayı düşünüyorum. Birazcık harmanlansın, mayalansın istiyorum. Yalnız dediğim gibi bilgi paylaşımı açısından bir tanesini şimdi koyacağım arkadaşlar.
Şu aşamayı göster Batuhan. Buraya kadar suyunu koyduğum zaman bu işlem tamam. Daha sonra yapmamız gereken şey kapağını kapatmak arkadaşlar. Sıkıca kapağını kapatmak. Bunu bir gün sonra tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunun yanında arkadaşlar mantar tuzlamasını da biz aynı şekilde yapıyoruz. Mantarın haşlanması da temizliği yapıldıktan sonra yine 5-6 dakikadır çok uzun süre haşlamıyoruz. Bu şekilde kışlık yiyeceklerimizi, turşularımızı hazırlıyoruz. Bu kültür dediğim gibi yüzyıllara dayanan atalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden bize aktarılan kültür. Mantar videolarımızı izleyen takipçilerimiz için söylüyoruz arkadaşlar. Mantarın da hasat edilmesi konusunda bayağı yorum aldık. Buna da kısaca değinmek istiyorum. Mantarın kök kısmı toprakta kalması kafi. Dolayısıyla bunu bıçakla da kesebilirsiniz. Kopararak da toplayabilirsiniz. Kopararak topladığınızda daha fazla üremesine vesile olacaktır. Daha fazla spor yayacaktır etrafa. Ama koparmayı yapamayan arkadaşlar için bıçakla kesmeyi tavsiye ediyoruz. Neden? Kök kısmını topraktan hep çıkarmasın diye. Dediğim gibi mantarlarınızı da bu şekilde turşu koyarak kışlık yiyeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Evet, bir videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricamız kanalımızı takip etmeniz, desteklemeniz, videolarımızı diğer sosyal paylaşım sitelerinizde paylaşmanız olacaktır. Bu durumda bizim için önemli. Neden önemli? Burada bir emek var. Bu emeğin de karşılığını görmek istiyoruz diyoruz. Evet, sağlıcakla kalın efendim.